Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda ne yapacağız? Aracımız bir 33 Lite. Yani bu donanımda göğüsteki nitelaj kısımlar diğer taraflarda devam etmiyor. Dolu paketlerinde ise şu gördüğümüz vitesin etrafındaki çerçeve ve bardaklığın etrafındaki çerçevelerde nitelaj bir kaplama var. Biz bunları çıkartıp boyayacağız. Gri ile. Evet, şimdi sökme işlemini gerçekleştirmek için elimde kemik aleti dediğimiz bir alet var. Sert bir plastik. Siz bu eğer bu alet yoksa elinizde herhangi bir tornavida ile denemeye kalkmayın. Çünkü plastik aksama zarar verebilir tornavida. Bir kemik aletini sokuyoruz ve vites körüğünü çıkartacağız. Basit bir sökümü var. Elinizle de sökebilirsiniz direkt. Yani o kadar zor bir şey değil gördüğünüz gibi. Vites körüğünün etrafındaki çerçeveyi şu şekilde alıyoruz. Bu çerçevemizi boyayacağız. Daha sonra bardaklığımızın etrafında olan yine aynı alttan kastırarak tırnakları var bunun. O tırnaklarını attırmaya çalışıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi rahat bir şekilde atıyor, zaten kendisini bırakıyor. Ama tabi biraz zorladığı kısımlar da oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bardaklığın etrafındaki çerçeveyi de söktük. Bu iki çerçevemizi griye boyayıp güzel bir görünüm sağlayacağız. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, parçalarımızı söktük. Şimdi boyama işlemine geçeceğiz. Herhangi bir yerden aldığımız gri bir boya. Hemen bunun rengine de şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi aracımızdaki nikelaj kaplamalara çok yakın bir renk. Evet, çok fazla yakından olmayacak şekilde arkadaşlar sprey boyayla parçamızı boyayacağız. Parçamızı da boyayalım. İyice kenarlarına da değecek şekilde, herhangi bir siyahlık kalmayacak şekilde boyama işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, parçalarımızı boyadık. Şimdi parçalarımızı 10-15 dakika gibi bir süreyle kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra montajına geçeceğiz. Şimdi biz bekliyoruz. Montajda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, boyama işlemimiz tamamlandı. Parçalarımız da kurudu. Gördüğünüz gibi iki parçamızı da boyadık ve gayet de güzel oldu. Renklerde çok farkı yok. Evet, şimdi montaj işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, körüğümüzü yukarıya doğru alıyoruz. Daha sonra parçamızın tırnaklarını attırıyoruz. Alt tarafından şu şekilde. Şuradaki görmüş olduğunuz tırnakları attırıyoruz. Ve oturtuyoruz. Önce ön tarafı oturttuk. Daha sonra diğer tarafları şu şekilde bastırarak oturtuyoruz. Daha sonra orta bardaklığımızın
Şöyle koyduk mu zaten her tarafından ısırarak tırnaklarını oturtuyoruz ve bu şekilde boyama işlemimiz tamamlanmıştır arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir görüntü oldu. Boyamak isteyen arkadaşlara bir yardımımız dokunsun. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.